Selamlar, merhabalar. Bitir liste daha karşınızdayım. Bu aralar nedense böyle birazcık tier listlere ilgi duymaya başladım. Güzel şeyler bulursam tabii ki. Ben kendim sıfırdan yapmıyorum. Eskiden çok tek tek uğraşıp buraya 40-50 tane fotoğraf yükleyip falan yapıyordum. Ama şu an hazırlardan yararlanmak daha çok hoşuma gidiyor. Öyle söyleyeyim doğru söylemek gerekirse. Şimdi bugün bu videoda da birazcık WWE'nin hem kendi ana kemerleri hem de şirkette ana kemer statüsünde gördüğü kemerlere değineceğiz. Öncelikle çok az kemer var haberiniz olsun. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Bazı kemerler mesela şöyle bir sıkıntılar olabiliyor. Aynı kemerin mesela 4-5 tane farklı varyasyonu olabiliyor. Ve ben bazılarında kendi hatırladığım ve bildiğim kadarıyla bilgisini de vereceğim size. Kimdir bu kemerler hani ne zamanın kemerleri aşağı yukarı tam yıllarını bazılarını hatırlamayabilirim. Çok eski kemerler var çünkü. İsterseniz gelin şu an WWE'de şimdiye kadar ki. Ana kemer olarak yani WWE Championship, WWF Championship, daha öncesi arada ECW Championship, World Heavyweight falan bunlara gelin bir beraber bakalım istiyorsanız. Bakalım neler olacak. Bu benim tamamen dizayn kendi şeyim. Ee, öyle söyleyeyim size. Nasıl diyeyim? Kendi görsel şeyime göre. Yani kişiden kişiye göre değişebilir. O yüzden şu an sadece dizaynlarını ben kendim sınıflandıracağım. Bilgi vere vere aynı zamanda bilgilenelim isterseniz. İlk olarak buradan başlayalım. ECW şampiyonu. ECW şampiyonu. ECW bir ara böyle tam e, işte WWE bünyesine geçtikten sonra ECW kemeri ana kemer statüsünde sayılıyor gibiydi. Sonradan bunu kaldırdılar. Bilmeyenler varsa. Şimdi ECW'nin orijinal kemeri ben bir B'den başlamadım. Orta seviyeden başlayayım. ECW'nin normal ilk hani WWE'ye geldiği zamanki ECW kemeri şampiyonu ilk olarak böyleydi. Ondan sonra tabii dizaynı değişti. Bu kemeri zaten hani kimlerde vardı falan diye hatırlarsınız eskilerden. Ne bileyim RVD de vardı mı şeydi. Bobby Lashley mesela bu kemeri falan tutmuştu. Sonradan zamanla dizaynı şuna döndü. Bu dizaynda da herhalde böyle en çok tanınan isimlerden biri Christian olabilir. Ya bu dizaynın doğru söylemek gerekirse benim pek hoşuma gitmiyordu. Birazcık böyle sanki şey oyuncak kemer gibi geliyordu bana. Çok da gerçekten çok ilgimi çeken bir dizayn değildi. Bu dizaynı daha çok seviyorum. Genelde klasik şeyleri severim ama tabii şey şimdi günümüzde artık modern tarz kemerler göze daha hoş gelebiliyor. Benim için de bu böyle geçerli olacak. ECW'de şu kemerler vardı. Dediğim gibi liste eksik. Arada mesela custom kemerler var. Bunların hepsi yok. Yani mesela şimdi birazdan göreceksiniz. Rated e, Spinner Belt, Raider R Championship falan yok mesela. Haberiniz olsun. Ben sadece buradaki hazır listedekileri yapıyorum. World Heavyweight bana göre S'dir yani. Buram buram S. Çünkü bu WWE'de World Heavyweight. Öncesinde WCW World Heavyweight. Ondan öncesinde bayağı bildiğiniz işte eski tarzda Ric Flair zamandan beri gelen bildiğimiz Big Gold Belt. Büyük altın kemer. Aslına bakarsanız şimdi diğerleri bazıları çok orasından bir şey çıkıyor oradan bir renk fışkırıyor oradan sarmallar geçiyor falan filan bu gayet tek renk temasında altın temada bir kemer üzerindeki dizaynları o işte onun işlemeleri falan çok güzel benim çok hoşuma gidiyor bana göre ya bir de artık hani benim artık komple böyle güreş izlemeye başladığım zamanlar WCW'da bu kemeri görüp ondan sonra WWE'ye gelmesi falan. Ha bunun da etkisi vardır. Kişiden kişiye göre değişir. Bu kemeri hiç görmeyen biri. Son yıllarda hani bir 2-3 yıldır güreş izlemeye başlamış bir kişi için çok da değerli bir kemer olacağını zannetmiyorum. Ama eskiden tam bu dönemlerde başlamış biri için bu kemer çok değerlidir. Ve şöyle de bir şey var. Şimdi bazı kemerler çok saçma, küçücük. Ya eskiden şimdi bak bazılarını göstereceğim şimdi sizlere. E, göstereceğim dedim anlatacağım. E, çok küçük kemerler. Böyle küçücük. Şu kadarcık falan tutuyorsun. Bu World Heavy bildiğiniz güzel baba bir kemerdi yani. Hem büyük hem bana göre çok aşırı karmaşası olmayan bir dizayne sahip ve o altın renkleri de çekiyordu. Bana göre S'dir. Şimdi geldik buraya. İşte şimdi buralarda birazcık e, bazı şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak WWF'in bu yanılmıyorsam ta 1960'lardan kalan bir kemer. Dizaynını tam nette de görebilirsiniz. Ben şimdi size hani tam veremiyorum burada şu an ekranın bununla bağlı olduğu için. 1963 yılında çok eski bir kemer. Bu bu kemeri ilk tutan kişi Buddy Rogers diye hatırlıyorum. Bruno San Martino yine son tutan kişiydi yanılmıyorsam. Az çok da yine birazcık bilgileri tazeleyeyim dedim. Çünkü bazı dizaynları gerçekten hatırlamıyorum bilmiyorum. Ha bu arada şunların arasında daha bir sürü dizayn var. Her şeyi koymamışlar buraya ama bir tanesi mesela sadece salıyorum. Bruno San Martino'nun tek bir... E, döneminde birkaç ay boyunca taşıdığı özel işte bilmem neli burasında San Martino yazan falan kemer. Işte onların hepsini koymamışlar. Bu yanılmıyorsam WWF'in yani dünya şampiyonu olarak statüsünde değerlendirdiği tabi WWF daha eski iyice zamanı 1960'larda falan tam böyle bazı isimler bile netleşmeden kullandığı kemer diye hatırlıyorum. Amerika e, haritası şeyinde şeklinde Burada güreşen iki tane şey var. Tam yanlarında sağında solunda. Tam ortasında. Ben şu an büyük buradan görebiliyorum. Size anlatıyorum o yüzden. İki tane tam kemerin ortasında iki tane güreşçi var. Böyle normal güreş şeklinde ama şey gibi değil. 1960'lardan bahsediyoruz arkadaşlar. Günümüzdeki güreş gibi değil. O zaman normal bildiğim minder güreşi gibi. Şöyle duran işte tipler falan var böyle. İki tane sağlı sollu. Üstünde yine Amerika'nın sembolü deniz kartalı var işte o falan Amerika bayrağı bana göre çok yani aslında ilk klasik olduğu için güzel de ben C'ye koyacağım. Hani çok hadi birazcık Amerika bayrağı falan ilgimi çekti. O kadar ama aşırı klasik bir kemer olduğu için yani ne kadar bilgi verebilirsiniz ki. Bir de şimdi geldik buna. Şimdi bu mavi kemeri benim e, araştırdığım kadarıyla elbette o zamanı <laughs> izlemedik sonuçta. Yanılmıyorsam bu kemeri tutan tek kişi var o da Bruno San Martino. Çünkü sonradan yine e, hani bazı şeyler değişecek. Pedro Morales falan filan geliyor bir şeyler oluyor. Değişiyor ya. Şimdi şu benim araştırdığım kadarıyla sadece Bruno San Martino'nun tuttuğu bir kemer. Ben bu kemeri C'ye alacağım. Çok şey koymayacağım. Çünkü yani eski dizaynlar gerçekten benim hoşuma gitmiyor. Bir de o zaman hani buraları daha böyle yumuşak falan şu mavi yerleri görüyorsunuz ya. Oralar böyle tam deri gibi de değil. Ne derler ona? Keten mi? İşte anlamıyorum ki hiç kumaşın şeyinden. Eee... Böyle anladınız mı? Böyle yumuşak hani bazı şeyler olur ya böyle kemerler. hafif böyle yumuşak böyle tüylü gibi. O tarz bir kemer. Hani bunu ben daha önce de gördüm bu kemerin fotoğraflarını falan. Elbette göremedim başka türlü. Yanılmıyorsam sizi de yanıtlayayım. Şu kemere sadece tarihte Bruno San Martino taşıdı diye biliyorum. Ki zaten çok uzun süreli bir dönemi de olduğu için normaldir yani. Ve ona özel kemerler yapılması. Geldik buraya. Bu bana göre rezalt bir kemer. de bunu Pedro Morales'in taşıdığı... Bu bildiğiniz polis badge gibi, polis rozeti gibi bir şey gördüğünüz gibi. <laughs> Mavi ona çok benziyor yani. Bence çok kötü bir kemer. Pedro Morales de biliyorum. Da yine Bruno San Martino falan o dönemlerde taşımış mıdır tam bilmiyorum. Şu an tam hatırlamıyorum da hatta bazı şeylerini böyle araştırdığım zamanında falan. Bu. Buna geldik. Şimdi bu bunda da bir kartal dizaynı var. Artık böyle kartalı e, kemerleri yedirmeye ilk başladığı zamanlar bunlar. Çünkü onu daha sonra da göreceksiniz. Bu bence çok D'lik değil de C'lik bir şey. Çünkü birazcık metal plate'leri falan var. Şu kısımları. Daha sert böyle metalden. Kim taşımıştı bunu? Dur bakayım ekstra bir bilgim var mı? Bu bu kemer yine... Bu zaten şey ya. Tabi bu açık kartallı. Bu yine Bruno San Martino'nun red leather. Şurası kırmızı derili. Üstü metal plate'li. Pedro Morales yine Bob Beckland'a kadar giden bir kemer bu bu arada. Bunu da söyleyeyim. 1980'lerin başına kadar gidiyor. Ee, 1970'lerin başından 1980'lerin başına kadar. Giden bir kemer. Şimdi Bob Beckland demişken. Asıl Hulk Hogan döneminin başlayacağı zamanlardaki kemere gidelim istiyorsanız. Şimdi şuradan ben ekstra bir bilgimi de alayım bakayım yine. E, unuttuğum bir şey var mı? Çünkü bazı kemerler gerçekten çok derin oluyor. Heh, bu kemer şimdi biliyorsunuz şu yeşilli sarılı kemeri biliyorsunuz. Bu aslında çok e, önemli yani çok önemli bir kemer. Bunu ilk tutan kişi Bob Backlund. Bu kemer Hulk Hogan'a geçen kemer bu işte. Hulkamania zamanının başlamasına yarayacak olan kemer bu. O yüzden kemerin önemi bence çok büyük. Design olarak ama ben şu an dizayndan bahsediyoruz. Bu tier list'in konusu design. Design olarak ben B'nin üstüne almam. Birazcık geniş bir kemer. Şimdi bazıları mesela şu küçük olan kemerler falan çok küçük bunlar. Ya yani Bruno San Martino'da bile çok böyle çıtır duran kemerler bunlar. Fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Özellikle şu kemerin. Görmüşsünüzdür bu kartallı olanı. Bu da artık Bob Beckland, işte Hulk Hogan döneminin başlayacağı bu. Bunun da adı neydi böyle? Green Belt mi neydi? Big Green Belt. Big Green Title falan olması lazım. Öyle bir şey. Bu. Bu dönemden itibaren artık Hogan çağı başlıyor arkadaşlar. Hogan'ın çağı başladı. Hayır, uğurlu olsun. Geldik buraya. Bana göre C'nin ötesine geçebilecek bir kemer olduğunu düşünmüyorum Bu kemerde ne biliyor musunuz Hulk Hogan'ın kemeri Ama bunun o kadar çok varyasyonu Yapıldı ki bunu Tahmin de edeceksiniz zaten bazı yönlerden Bunun o kadar çok varyasyonu yapıldı ki Çok basit bir kemer Hulk Hogan'da bile küçücük duran bir kemer Hogan döneminin kemeri Bunun hatta böyle bildiğiniz Hogan suratlıları falan var İşte o yüzden aralarda çok kemer var Farklı onların hepsini koysanız burada 50 tane Falan kemer olur 50'yi geçer yani W'da, sırf sadece WWE Championship olarak bakarsanız 50'yi geçer belki. Arada çünkü çok şeyler var işte. Çok harbiden garip garip böyle. <laughs> Hogan özel title var böyle. Bu, bak bu kemerin biraz daha genişletilmiş. Ortasında Hogan'ın suratı var böyle. <laughs> garip yani düşünün onu taşıdığınızı falan. Ha, ona özel böyle tamam. Yani. Şimdi geldik buraya. Şimdi bu kemer. Tam böyle bildiğimiz hani klasik kanatlı kemer var ya kartal kanatlı kemere başlamadan şu an hani Cody Rhodes'un falan bahsettiği kemer işte oraya gelmeden bir önceki kemer. Burada ben bu kemerin dizaynını beğeniyorum. Çünkü bir sürü ülkenin bayrağı var. Yani aslında Amerika'nın ötesine taşıyoruz biz bunu muhabbeti. Orada Japonya bayrağı var, Meksika var, İtalya var, ne bileyim Fransa var, İngiltere var, Avustralya falan, falan vardı diye hatırlıyorum böyle. Yani biz artık dünyaya hitap ediyoruz zamanlar. Artık Hogan'ın da patladığı zamanlar o dönemlerdeki kemer. Tam olarak bu kemer e, kimlerde vardı şu an tam net hatırlamıyorum ama artık buraya zaten geçeceğiz birazdan. Bu kemerin ben dizaynını seviyorum. Büyük bir dizayn. Design... Aa! Dur bu kemer büyük bir kemer aynen hatırladım şimdi. Tam Andrade Giant için tasarlanan kemer buydu işte bak doğru şu an hatırladım. Tam çünkü şu çıtır küçük kemerden buna geçme kemeri. Andrade Giant'ın iri vücudu için tasarlanmış. Büyük bir kemer bu. Hatta bir dakika ben bunu tabii ya şeylere falan gorilla mansonu falan önünde fotoğrafını hatırlıyorum. Çok büyüktü. Masadan hani Google'a yazın bu kemeri. Andre the Giant Tile falan diye böyle. Gorilla mansun falan yanında kim vardı? Ee, unuttum şimdi. Biri daha vardı yanında böyle. Onunla beraber böyle tam masada böyle öküz gibi bir kemer var. Bu o kemer işte. bunun daha farklı varyasyonları falan elbette ki var. Ben bu dizaynı çok seviyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. A'ya koydum. Şimdi geldik kanatlı. Retro kemere. Şimdi bu kemer zaten bunu gördüğünüz zaman aklınıza gelen Hogan gelir. Bret Hart gelir. Gelir de gelir abi. <laughs> Bir sürü şampiyonluk gelir. Shawn Michaels gelir. Shawn Michaels'ın boyhood dream zamanı işte. Shawn Michaels'ın ilk kemer aldığı zamanlarda bu gelir kanatlı kemer. Ben bunu A'ya koyarım. Ben bunu seviyorum. Hatta ha ve hatta Kodiros diyor ya yani. Hmm şampiyon olursam bunu niye geri getirmeyeyim? Bu şampiyonluğu. İşte o şampiyonluk kemeri bu. Bu kemer şu an günümüze de etki etmiş. Günümüze yakın zamanların... Ne de yakın şimdi bakacağım. 30 yıllık kemer ya, yani İşte o yüzden bakıyorum da şu an. yani 30 yıllık bir kemer. Ama hani şampiyonlarını... Bu kemerle özdeşleşmiş isimleri... Herkesin tanıdığı bir zamandayız şu an. Ha bundan 20 yıl sonra belki onlar da azalacak. Yani belli olmaz neyin ne olacak Ben bu kemeri seviyorum. Şimdi geldik buna. Bu kemeri de ben... A'ya koyacağım. Bu da tam böyle Attitude Era zamanının artık Stone Cold'la falan beraber. Çünkü Stone Cold, Shawn Michaels'ı yenip kemeri artık o halinden bu haline falan getiriyor. Yani Stone Cold döneminin başladığı zamanın kemeri bu. Ondan sonra artık Rock da bu kemeri alıyor. Rock da özelleştiriyor ki ikisi de var aşağıda. Şimdi Stone Cold'un da Rock'ın da kendi custom kemerleri var. İkisinden bahsedeceğiz şimdi birazdan aşağıda. Ya bu, bu bana göre güzel. Ben bu kemeri seviyorum. Çünkü bu şirketin Prime zamanlarının şampiyonluk kemeri buydu işte. Ya bu da ona bir değer katıyor ama dizayn olarak bakarsan ben mesela bunu bir tık önde görürüm. Çünkü bu daha güzel geliyor. Bu şimdi yuvarlaktan ziyade bunun daha böyle sivri köşeli yerleri falan var ya hoşuma gidiyor. Ben bunu bir tık daha öne koyarım. Şimdi son değerlendirmede yani. Şimdi yerleri zaten değiştirebilirim bir yerden sonra. Geldik buna. Stone Cold'un klasik kendi kemeri. Bana göre aldık bir kemer. Stone Cold'un gelenekselleşmiş, bildiğiniz, onunla özdeşleşmiş, kuru kafa simgesinin olduğu bir kemer. Çok uzun süreli onda durmuş bir kemer değil, bunu da biliyorsunuz. Yani yanılmıyorsam sadece 98... 98-99 arasında falan kullandı diye hatırlıyorum bu kemeri. Tam o dönemlerde kullandı. Hani çok böyle başkasına geçince böyle bir şey falan değil zaten. Stone Cold için özel yapılmış bir kemer ama taşıdı. Brahma <laughs> Bull'u <laughs> ben B'ye koyarım. Hadi B'nin başına koyayım. Öyle söyleyeyim. Daha ötesine koymam. Bana göre Stone Cold'un kemerinden daha kötü bir kemer. Bir tık aşağı koyarım. Yani rock için tasarlanmış bir kemer bu. Şimdi geldik işte artık devirin değişmesine başladığı zamanlara. Evet arkadaşlar. Undisputed şampiyonuna geldik. Tartışmasız şampiyonluk biliyorsunuz. 2 e, i̇ki kemerin WCW kemeriyle WWE kemerinin birleştiği. Biliyorsunuz işte artık o Jericho falan o kemerleri çift taşıyordu. Ondan sonra onlar birleşti tek kemere döndü ya. Ondan sonra World Heavyweight geldi hatta. Biliyorsunuz World Heavyweight sonradan gelen bir kemer. Hani bu da WCW'de vardı. Oralardan geldi falan deyip taşındı. Bu da, şimdi bu kemerle zaten bilinen isimleri biliyorsunuz. Yani bir Championship aklınıza geldiği zaman kim geliyor? Triple H gelir. Kim gelir başka? John Cena gelir sonradan. Brock Lesnar gelir. JBL gelir. Hulk Hogan bile bu kemeri taşıdı hatırlıyorsanız. Undertaker taşıdı. Rock taşıdı, Kurt Angle taşıdı, Eddie Guerrero taşıdı bu kemeri. Bu, WWE Undisputed olup ondan sonra artık tam WWE Championship olarak hani o statüye gelmiş bir kemer. Bana göre dizaynı çok ıı, standart bir dizayn. A'ya koyacağım ama böyle koyacağım. Bunun ötesine geçmez bence. Tam bir geçiş kemeri olduğu için artık WWE Championship olarak yeniden baştan yaratılacak bir kemerin öncesindeki birkaç yıllık bir kemer olduğu için yanılmıyorsam bu... 3 yok 4 3 yıllık bir kemer olması lazım. Aynen. Çünkü artık buna geçeceğiz. Bu da artık Türkiye'nin Türkiye'deki şu an belli bir yaşı aşmış güreş kitlesi. Yani Türkiye'de güreşin prime Fox zamanıydı değil mi? Daha çok kitlelere hitap eden, normal işte kanalda yayınlanan, herkesin izlediği, çoluk çocuğun maalesef o zaman izleyip şu an büyüdüğü. O zaman ilgilenenlerin hala hoşuna gidenlerin kalıp artık kitledeki abiler olduğu. Doğruya doğru şimdi benden tamam 10 yaş küçüklerdir ama kitlenin artık abisi oldular yani bazıları. O insanların da izlediği ve herkes için değerinin benim bile güreşe en yoğunlaştığım dönemlerdeki WWE Championship kemeri ben bunu seyir alacağım. Benim için yeri ayrı. Dizaynı çok güzel. Sina'nın yaptığı dizayn bu biliyorsunuz. Sina WWE Championship One Dispire'de o kemeri o dizaynı JBL'den kazandıktan sonra WrestleMania'da buna çeviriyordu. Şey Spinner Belt Uygun çünkü onun şeyine biliyorsunuz. Konseptine uygun, tarzına uygun, tagonomik zamanın. Rapçi kemeri işte. Pırlantalar, spinner dönüyorlar falan. Tam o zamanların. 2000'lerin ortalarındaki bu işte nasıl diyeyim size bu şey çılgınlığı vardı. Hip hop çılgınlığı ya da ne bileyim böyle işte modifiye çılgını Arabalarda orada bir şeyler olur. Spinner arabaların bile böyle jantları tık 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 döner falan böyle. Tam benim aslında ergenliğimi yaşadığım dönemlerdi. Çok hoşuma gidiyordu artık ergenlik ve sonrası şimdi ilk o zamanlar başlıyor ama bu kemer uzun bir süre gidiyor biliyorsunuz yani ergenliği geçin ben artık çok iyice yetişkinleştiğim zamanlara kadar gelen bir kemer benim için yer ayrıdır bu kemerin Rated R <coughs> Edge Custom'ı da var buraya almamışlar listeye okey olabilir ama ben bunu Rated R'dan daha çok seviyorum doğruya doğru bu kemer Sina ile başlayan üzerinde kartal ortasında WWE'nin klasik ve bana göre en iyi logosudur Scratch logosu böyle tam Edge'de başlayıp Sonra F attılar. Get the F out yaptılar biliyorsunuz. WWF davayı kaybetti biliyorsunuz. World Wildlife Foundation'la WWF ikisi de sonuçta. WWE'ye döndüler. WWF World Wrestling Federation Entertainment oldu. O zamanın efsane logosu. Bana göre tarihin bir tarihinin logosu. Yani. O kemeri seviyorum. Geldik buna. Şimdi aynı logonun bir sonraki aşaması. Biliyorsunuz bu kemeri de işte Rock Değiştiriyor çok kısa süreli bir kemer ondan sonra artık dizayn değişecek tabii bir yerden sonra Bir süre kalıyor sadece Şöyle bir baktığınız zaman Aslında fena bir kemer gibi Durmuyor Ben bunu mesela şunun önüne alırım bana göre ha Bu bir sürü şey göre çöp kötü falan dediğini biliyorum Kitledeki arkadaşlarına bana göre çok da kötü bir kemer değil ben A'ya alırım yine Güzel çünkü ya modern dizaynlar benim hoşuma gidiyor Şimdi geldik ama zor bir yere Şimdi Universal Championship var. Ve WWE Championship en son. Şimdi şurada görmüş olduğunuz kemerlerin hepsi aynı. Hiçbir fark yok. Şununla şunun. Ortadaki de Eco Friendly. Önce Eco Friendly alayım. Bana göre ne bileyim yani dizaynı aslında tatlı. Göze hoş geliyor. Mesela B'ye koyabilirim. Normal standart klasik günümüzün WWE Championship ve Universal Championship dizaynının işte odundan bilmem neden yapılmış. Çevreci kemer yani biliyorsunuz. Taşları falan var üstünde. Daniel Bryan'ın taşıdığı kemer bu. Ha, bana göre B'ye koyarım. Çünkü güzel. Gözüme hoş geliyor benim. Ama çok da böyle aşırı bir has olduğunu düşünmüyorum. Şimdi geldik buraya. Bak bu zor seçim işte. Ben tamamen renkten gideceğim bu arada. Çünkü hiçbir fark yok. Altında haberin işte WWE World Event bilmem ne yazıyor. WWE World Championship yazıyor. Ötekinde Universal yazıyor yani. <laughs> hiçbir fark yok. Aynı dizayn. Aynı logo. Renk değişiyor. Arkası değişiyor. Ve bunun mavisi de var biliyorsunuz. Ama bu liste muhtemelen mavisi daha gelmeden önce yapılmış bir liste. Anladığım kadarıyla. Tamamen renkten gidiyorum. Bana göre mavi universal'ı ben A'yı alırım. Kırmızıyı daha kötü yer alırım. Bak kırmızı neden bilmiyorum. Bana çok kötü geliyor. Aslında bir fark yok. Sadece rengi farkı var. Biri mavi biri kırmızı. Ama kırmızı olunca bilmiyorum. Mesela şimdi bu siyah olduğu zaman göze daha hoş geliyor değil mi? Renk o kadar çok değiştiriyor ki bana göre. Hiçbir fark yok halbuki. Renk değiştiriyor. Kırmızı bana oyuncak kemer gibi geliyor. Doğruyu söylemek gerekirse. bunların başına alırım ama. Hadi yok şurayı alırım ya. B'yi alırım o kadar da şimdi gömmeyelim. Ha maviyi bir tık yukarıya alırdım mesela. Mavi bana daha güzel geliyor. Nedense bilmiyorum. Mavi rengi de sevdiğim için. Hayır. Kırmızı rengi daha çok seviyorum ben. Benim en sevdiğim renk kırmızı. Ama kemerde çok bilmiyorum bana böyle oyuncak gibi geliyor. Kırmızı olanı. Siyah da bence güzel bir kemer. Şu an günümüzün WWE kemeri bence çok bence güzel bir kemer ama şuraya alırım. Hani bunlardan daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu kemer de burada birazdan değiştireceğiz zaten buraları. Yani göreceksiniz şimdi. Bak D'yi değiştirmiyorum. Bu, 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 kemeri ben biliyorum. Bu Pedro Morales'le böyle <laughs> fotoğrafında gördüğüm kemer. Yani polis rozeti gibi falan sevmiyorum abi. Sevmedim ben bunu. Şimdi buraya geldik. Bunlarda da çok oynama yapmayacağım. Bu kemeri buraya alayım. Hadi Hogan zamanının kemeri. Hogan'ın artık başladığı kendine özel kemer. Ee, devam ediyoruz. ECW Şimdi şunlarla kıyaslamayayım ya. Bu kemer bir tık daha iyi gibi geliyor gözüme. Şu an ECW Championship hatırlıyorum o eski 2009'u falan böyle 2008'de. de tam bu kemer burada dursun. ECW'nin şu kemeri daha güzel bence mesela. Bu kemer de bak bu kemer benim nedense çok hoşuma gidiyor. Ben bunu hatta bunun başını alırım. Bu böyle daha böyle hani bunun son ECW zamanlı kemeri işte. O yüzden şu şu görsel benim hoşuma gidiyor. Ben bunu B'ye alacağım. Burada dursun yani. Şimdi şunları artık doğruya doğru şunu şöyle almam gerekiyor böyle yapalım. Brahma Bull. Bu kemerin dizaynı sonu hak ediyor bence. Çok da iyi değil. Brahma Bull rock'tan dolayı böyle ama ben şimdi ya modern ben logo sevdiğim için şu hoşuma gidiyor. Ben Brahma Bull'u burada tutacağım. Şu ama benim dediğim gibi B'nin başında durur bana göre. ICW Ya çünkü baktığınız zaman böyle işte o dikenli teller falan da geçiyor ya bu kemerin şeyinden böyle. O artık o ICW havasının son sezdiğiniz zamanlar zaten. Bir daha da bitiyor artık. Şununla beraber geçmiş olsun artık. ECW, ECW kalmıyor. Zor yere geldik şimdi. A'da. Bu Andre the Giant'ın dev kemeri. Onunla başlayıp sonra... Ya bu bir kere başla. Ben bunu çok seviyorum. Kanatlı kemer. Burada abi. <laughs> bu burada abi. Ben bunu seviyorum. Stone Cold'in ki burada. Custom kemer olduğu için bence bir tık dezavantajı var. Burada dursun. Bunu ben yine böyle alırım ya. Ama bunun bundan daha iyi olduğunu düşünüyorum mesela. Ya bu kemer bana ayrı bir şey geliyor. İzlemedim tabii ki o dönemleri ama Büyük ve görkemli bir kemer Bu benim hoşuma gidiyor Burası da böyle kalır bence aynen Burası da böyle kalsın Öf. Ya işte en zor noktaya geldik şimdi S'de. Şimdi bu kişiden kişiye göre değişir Sizde bütün fikirleriniz yazın ben de merak ediyorum Harbiden güzel bir konu çünkü Kişiden kişiye göre değişecek bir şey çünkü. Belki biri diyecek ki abi benim babam polis. Ben polis rozetine hastayım. Bunu buraya alıyoruz falan. <laughs> olabilir yani. <laughs> doğru ya doğru. Şimdi de ben World of Ed benim için vazgeçilmezdir ya. Ben World of Ed bir tık bundan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dizayn olarak. Ha bak bu kemerin dizaynı sevmeyenler olabilir bu arada. Çok doğal. Çünkü garip bir kemer. Böyle dönüyor dönüyor. Ulan şirketin en büyük şampiyonu döner kemer mi Sırf Sina getirdiği için falan. Abi güzel. Ben, benim için yeri da ayrı. Ama dizaynı güzel abi. Parlıyor marlıyor bu. Şampiyonun böyle o, o kemeri hissediyorsun yani. Sevdim. Yani. Genel olarak dizaynımız böyle arkadaşlar. Ben World Heavyweight'i şu an baktığım kadarıyla ben World Heavyweight'in üstüne başka bir kemer koyamıyorum şu an. WWE'de ana kemer olarak kullanılmış. Ama bazı ara kemerlerin olmadığı bu listede. Haberiniz olsun. Siz de kendi fikirlerinizi yazın aşağıya. Tartışalım beraber konuşalım. Eğer bu tier list biraz ilgi çekerse daha diğer mesela hani günümüzün WWE'sinin bütün hepsini ama NXT'sinden NXT UK'ine işte Raw'dan SmackDown'dan Midcard kemerlerinden tag team kemerlerine hepsinin daha olduğu mesela bir tier list daha yapabilirim. Şey demeyeceğim tabii işte 150 like'a 250 like'a falan değil tabii ki. Bakalım sizin ilginize, yorumlarınıza, like'ınıza, izlenmenize bakacağım. Ona göre günümüzün kemerlerinde kendi fikirlerime göre, dizaynlarına göre değerlendirebilirim. Görüşürüz. Önümüzdeki tier listler şimdi demeyeyim dedim ama galiba birkaç tier list daha yapacak gibiyim. Özlemişim. Siz de özlemişsiniz. Bay bay.